Ve Amazon'da yeni başlayanların ortalama aylık 12.000 dolar ciro elde edebildiği çok muazzam güzel bir ürünün numunesini Çin'den sizin için getirdim. Şimdi bu ürün tabii ki Çin'de çok ucuz bir maliyeti var. Düşük bir maliyeti var. Çünkü birazdan göstereceğim ne olduğunu size. Aynı zamanda özellikle Amazon'da yeni satışa başlayan veya işte çok düşük maliyetlerle iş yapmak isteyenler için bence kaçmaz bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Ki bizim için önemli olan şey biliyorsunuz pahada yüksek ama yükte hafif olan ürünler. Bu tarz ürünler gerçekten çok güzel tutuyor. İyi satıyor ve aynı zamanda düşük üretim maliyetinin yanı sıra lojistik maliyetlere çok düşük. Şimdi lojistik maliyetler demişken sizin Çin'de yaptığınız ürünleri gidip Amazon depolarına göndermek istiyorsanız üreticilerle lojistik konusunda çalışmanızı çok tavsiye etmiyorum. Niye? Çünkü bir kere üreticiler lojistik işi yapmadığı için ve bu işi dışarıya verdikleri için üzerlerine kendi komisyonlarını da ekledikleri için aslında normalde sizin çok daha ucuza Çin'den Amerika'ya ya da Avrupa'ya göndereceğiniz ürünler daha ucuza gidecekken daha pahalıya gitmiş oluyor. Ama ship bu. Bizim kendi şirketimiz. Altta da web adresi var. Ne yapıyor? Gidiyor Çin'den, fabrikadan istediğiniz ürünü, satın aldığınız ürünü teslim alıyor. Kendi deposuna, Shenzhen'deki deposuna getiriyor. Amazon standartlarına uygun bu üründe de olduğu gibi etiketleme işlemini yapıyor. Etiketleme işlemini yaptıktan sonra da Amazon standartlarına uygun bir şekilde kolileyip Amazon depolarına kadar gümrük dahil teslimat yapıyor. Tüm Avrupa'ya, tüm Amerika'ya ve Kanada bölgesine nereye istiyorsanız her yere teslimatı en uygun fiyata yapıyor. Bizim şirketimiz. Çalışabilirsiniz. Ship bu. Bu konuda iyi bir hizmet verdiğini söyleyebilirim. Şimdi bu numuneyi ben Çin'den getirdim sizin için. Bu aslında çok basit bir ürün. Şimdi açmama bile gerek yok. Zaten şeffaf olduğu için ne olduğunu görüyorsunuz. Bir yorgan sabitleyici. Bu yorganlar kaymasın diye sabitlenen minik minik pimleri olan basit bir ürün. Çok da tatlı bir ürün. Yani bunun renkleri de var. Beyazı var, pembesi var, siyahı var. Nevresim yorgan renginize göre kullanabileceğiniz ürünler. Birçok evde de kullanılan bir ürün olduğu için ve çok tercih edilen bir ürün olduğu için dolayısıyla bu ürün çok satacaktır ve satıyor da zaten. Birazdan teknik olarak inceleyeceğiz. Ama fiziki olarak baktığımızda gördüğünüz gibi bir avuç içine sığabilecek çok basit ve kolay bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Yapısı da zaten plastik. Yani bildiğiniz yumuşak bir plastik. Çok böyle şey değil. Ucunda böyle raptiyeler var. Hemen tık diye yorgana geçiyor. Buradan kilitliyorsunuz. Kilitledikten sonra da hemen yorganı sabitliyor zaten. Çarşafı da sabitliyor. Bu şekilde bir kullanımı söz konusu ki bunu alanlar 4 tane de almıyor. Gidiyorlar 20 tane, 25 tane daha büyük adetlerde alınabiliyor. Dolayısıyla çoklu paket satışlarınızda mümkün olan bir ürün. Şimdi bunu Amazon'dan önce Alibaba'da inceliyorum. Alibaba'da ekranımı paylaşıyorum. Gördüğünüz üzere 11 sente, 14 sente satışları mevcut ki satın aldığınız adete göre de fiyatlar düşecektir. Bu üründen binlerce yaptırdığınız takdirde muhtemelen 10 sentin bile altına düşecektir ama ortalama 10 sent fiyat aralığı olduğunu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi renkleri de var. Farklı farklı renkler de var. Özelleştirilebiliyor. Kendi logonuzla satabilirsiniz ama bence gerek yok. Yani o kadar masrafa girmeye gerek yok. Basit bir ürün. Gördüğünüz gibi fotoğraflarda da nasıl olduğu izah edilmiş, gösterilmiş. Bizim satın aldığımız tedarikçi burası zaten. Buradan almıştık. Ama siz farklı tedarikçi bakabilirsiniz elbette. Mavi renkleri var, pembe renkleri var, her rengi var. Evinize uygun bir şekilde müşterinin tercih edebileceği, bir satın alabileceği bir ürün. Farklı varyasyonları da var. Mesela klips şeklinde olanları da var. Ama biz yuvarlakları inceleyeceğiz bugün. Alibaba'da gerçekten de bu ürün çok satıyor ve ucuz. Gördüğünüz gibi çok pahalı bir ürün değil. Şimdi Amazon'a geçiyorum. Amazon'da bu ürünü ayda 368 adet satan, bakın Helium 10'in verisini görüyorsunuz. Son 30 günde de 12.140 dolar ciro yapan bir listeyle karşı karşıyayız. Şimdi diyeceksiniz ki bu liste nedir? Yani neden bu listeyi bana gösteriyorsun? Şöyle çok düşük yorum var. Bakın 162 tane müşteri reytingi almış. Yani yeni satışa başlamış ve az bir yorum olmasına rağmen bu başarıyı elde etmiş ve satış fiyatına lütfen dikkat edin. Burası çok önemli çünkü. 32.99, 33 dolara satıyor. Ya 10 centlik ürünü 33 dolara satıyorlar. Yani burada baktığınız zaman 20 farklı renk var ve set of 8 demiş. Yani 8 tane. Bu 4 tanesi hadi diyelim 40 cent, 8 tanesi 80 cent. Kaldı ki çok daha büyük adetlerde aldığınızda 80 sent bile değil, çok çok daha ucuza mal edebileceksiniz. Büyük bir beklenti yok ve dolayısıyla fiyatı bence çok pahalı ama satıyor mu? Satıyor. Müşteri alıyor. Alıyorsa burada problem yok demektir değil mi? Şimdi 33 dolara satılıyor ve renkleri de var. Bakın renkleri koymuş buraya. Siyah rengi, bütün renkler, gri renkleri. Zaten bu firmayı, yani bu liste sahibini iyi yapan da bu kadar çok fazla varyasyonu bir arada sunabiliyor olması. Müşteriye çok fazla seçenek sunuyor. 4'lü set ve 8'li set ayrımı var. 4'lüsünü 19-20 dolara satıyor. Yani gülüyorum. Neden? Çünkü 4 tanesinin maliyeti 40 cent. Yani o da hani en yüksek seviye 40 cent. Adetler çoğalınca daha da düşecek. 30'a düşecek. Bir 20 dolara satıyor. İnanılmaz bir sayı. Yani çok iyi. Gerçekten çok iyi. Yani ki biz burada 4'lü ve 8'li diye ayıracağız. Hatta 16'lı koyabiliriz, 24'lü koyabiliriz, 32'li koyabiliriz. Müşterinin satın almak istediği adetler fazlalaştıkça fiyatları düşürebiliriz. Şimdi bu 30 küsür dolara satıldığı için çok kolay kampanyaya girebiliriz. %50 indirim yapsak bile para kazanırız. Dolayısıyla Prime Day'de, Black Friday'de, özel günler ürünlerde çok ciddi indirimler sunarak çok daha büyük hacimlere ulaşabiliriz. Bu satıcı ne yapıyor bilmiyorum tabii ki. O özel günlerde yüksek satışlar yapıyor mu? Bunu anlayabilmenin bir yolu zaten Helium 10 biliyorsunuz. Helium 10'de bize ürün analizleri yapıyor. Ürünün tersine mühendislikle nasıl trafik aldığını, nasıl satış yaptığını, nasıl başarı elde ettiğini bize deşifre ediyor. Biz de bu aldığımız bilgilerle, öğrendiğimiz anahtar kelimelerle ürünümüze, kendi markamıza listelediğimiz kendi ürünümüze bunu uyguluyoruz ve biz de başarılı bir şekilde satış yapmaya başlıyoruz. Aynı yoldan ilerliyoruz. Bize bıraktığı izleri takip ediyoruz. Bize bunu Helium 10 sağlıyor. Helium 10 ile ilgili de şöyle bir bilgi vereyim. Helium 10'i tam fiyatla satın almayın. Daha uygun fiyata alabilirsiniz ki %70'e varan çok ciddi yıllık indirimleri var. Özellikle Türkiye'de yaşıyorsanız, lokasyonunuz Türkiye ise ekranda görmüş olduğunuz Platinum ve Diamond paketlerde yıllık çok ciddi indirimler alabilirsiniz. Ama ben Türkiye dışındayım veya Türkiye içindeyim ama bütçem çok müsait değil diyorsanız da ekranın ortasında görmüş olduğunuz Tuger 50 kuponu var. Bu da aylık indirim yapan bir kupon. Bununla da indirimli bir şekilde Helium 10'i satın alabilirsiniz. Platinum mu alayım, Diamond mu alayım diye soruyorsanız bütçenize göre değişir bu. Ben Diamond kullanıyorum ama bütçeniz müsait değilse Platinum tercih edebilirsiniz. Aradaki tek fark, anahtar kelimelerin satış adetlerini Diamond'da görebiliyorsunuz, Platinum'da göremiyorsunuz. Tek farkı bu. Bütçenize göre tercih yapabilirsiniz. Şimdi Helium 10'in Chrome extension'ını kullandığım için, yani Google Chrome'da bir uygulamasını da kullandığım için Helium 10'in. Dolayısıyla Helium 10 bana burada hemen ürünün altında ürünün hangi dönemlerde ne kadar sattığını veya ne kadar fiyata satıldığını her şeyi bana deşifre edip gösteriyor. Ben tüm zamanlar diyorum çünkü Kasım ayını çok merak ediyorum. Kasım ayında neler yapmış acaba? Hemen şöyle baktığımız zaman şuradaki mavi çizgiler ürünün sales renkini, yani kategori sıralamasını gösteriyor. Mavi çizgi ne kadar aşağıdaysa ürün o dönem çok satmış demektir. Ne kadar yukarıdaysa o dönem az satmış demektir. Bakın az sattığı dönem şuradaki dönem, yani 4. ay 22 Nisan 2023'te az satıyormuş ama sonradan satışları hızlanmaya başlamış. Kasım ayında çok büyük bir fark olmamış çünkü bakın görüyorsunuz Black Friday olduğu dönemlerde, Kasım ayı dönemlerinde fiyatını hiç değiştirmemiş. 32.99 sabit bırakmış. Bu doğru mu? Bence değil. Yani Kasım ayında özellikle Black Friday'de ya da Haziran ayındaki Prime Day'de en azından %50 indirim yapabiliyorsanız üründe bu ürünü patlatırsınız. Yani bu kişi ürünü şu an ayda 368 tane satarak $12.000 gelir elde ediyor, ciro elde ediyor ama bunu daha fazla yapabilmek mümkün ki bu üründe bunu yapabilirsiniz. Ucuz ürün çünkü. İstediğiniz gibi fiyatla oynarsınız. Çok problem değil ki FBA feesi, Amazon komisyonları da bu üründe çok düşük olacaktır diye düşünüyorum. Bu çok stabil, sabit, hiç fiyat değişmeden dümdüz satış yapıyor. Ona rağmen başarı elde etmiş. Gerçekten çok iyi. Şimdi nasıl, hangi anahtar kelimelerden trafik almış? Şu asin numarasını kopyalayalım. Gidelim Helium 10'in Cerebro aracına. Buradaki Helium 10'in panelinde Tools bölümünden, araçlar bölümünden Cerebro'ya giriş yapıyorum. Cerebro'ya ürünün ürün kodunu, yani Amazon'daki asin numarasını, Bursa'nın B'si ile başlayan asin numarasını yapıştırdım ve ekrandaki Get Keywords butonuna tıkladım. Şu an tersine mühendislik yapıyor ve bu ürünün hangi anahtar kelimelerde kaçıncı sırada olduğunu bana gösterecek ve hangi anahtar kelimelerden ne kadar satış yapıldığını, o anahtar kelimelerin satış potansiyelini bana gösterecek ve ben de bu ürünü kendi markamla satmak istediğimde bu anahtar kelimeleri ürün başlığımda, ürün açıklama bölümlerinde doğru bir şekilde kullanarak iyi bir optimizasyon sağlamış olacağım. Şimdi baktığımız zaman çok az anahtar kelime var. 379 tane kelime var. Dolayısıyla bu bana neyi gösteriyor? Bu ürün çok büyük bir talep gören bir ürün değil. Niş bir kesmeye hitap ediyor. Ama satan bir ürün. Yani rakibim az, talep yüksek. Rakip az, talep yüksekse o zaman burada herkes kazanır demiyorum ama doğru işi yapan ve beni takip ederek bu şekilde doğru bir analiz yapan herkes evet kazanır. Ama doğru yanlış bir iş yaparsanız tabii ki dünyanın en iyi ürününü satın. Hiçbir zaman başarılı olamazsınız. Şimdi baktığımızda reklam veriyor mu? Evet, 57 tane reklam verilen anahtar kelime mevcut. Search volümlere bakıyorum. Aranma hacimlerine büyükten küçüğe doğru sıraladım. En yüksek anahtar kelimesi bile 27.000 aranma hacmine sahip. Bu çok çok iyi. Niye? Çünkü rekabet gerçekten düşük seviyede. Hemen şöyle organik sıralamalara bakıyorum. Organik rank benim için önemli. Çünkü rakibin ilk 50'ye girebildiği, yani ilk sayfada sıralanabildiği anahtar kelimeler benim için değerli. Eğer rakip hangi anahtar kelimede ilk 50'ye girdiyse ve o anahtar kelimedeki rekabet düşükse evet ben doğru yerdeyim, doğru anahtar kelimeye bakıyorum anlamına geliyor. Şimdi 5. sırada olduğu bir anahtar kelime var. Bakın 5. sırada duvet clips kelimesi kaç kişi aratıyor? 2958 kişi aratıyor ve 2958 kişinin 259 kişisi bu anahtar kelimeyi Amazon'da aratarak herhangi bir ürünü satın alıyor. Çok iyi bir istatistik. Yani %8, %9 civarında bir dönüşüm var. Arayıp da bulamadığımız bir istatistik, öyle söyleyeyim. Bence çok iyi. Hemen bakıyorum organik rank'e ilk 50'ye girebildiği bir kelime daha var. Long tail bir kelime. Long tail ne demek? Birden fazla kelimenin yan yana gelmesiyle oluşturulan kalıp anahtar kelimeler. 3 veya daha fazla anahtar kelime yan yana gelip uzun kuyruklu, yani long tail diyoruz. Bu uzun kuyruklu kelime ürünü tam olarak ifade ifade ederken aynı zamanda 1566 kişi tarafından aratılıyor ve bu 1566 kişinin 131 kişisi bu anahtar kelimede herhangi bir ürünü satın alıyor ve dolayısıyla bu rakip de ayda 400 tane satan rakip de 12. sıraya yükselmeyi başarmış. Muazzam bir istatistik. Gerçekten de yapılabileceğini bize gösteriyor. 10. sırada bir kelime daha var. Bakın bu da yine long tail, hatta bu daha da uzun bir kelime. Çok iyi. 898 aranma hacmi var ve baktığınızda 76 dönüşüm almış. Çok iyi, bu da gayet iyi. 3. sırada olduğu kelime var. Dikkatimi çekti. Duet pins. Direkt olarak bu ürünü anlatan bir anahtar kelime ve gördüğünüz gibi çok yüksek bir hacmi yok. Rekabet neredeyse sıfır, yani çok büyük bir rekabet yok. 765 kişi aratıyor. Ama ona rağmen buradan da satış yakalıyor. Çünkü bu anahtar kelimede ürün aratıp 60 kişi satın alıyorsa ve bu kişi 3. sıradaysa muhtemelen bu 60 kişinin en kötü 20 kişisine, 30 kişisine ürün satıyor demektir. Bakın çok değerli bir şeyden bahsediyorum. Yani çok büyük bir okyanusta bir balık avlamak ne kadar zordur değil mi? Ama küçük bir gölette oltayı attığınızda balıkları tutturma ihtimaliniz daha yüksektir. İşte burada daha yüksek bir ihtimalle balık yakalama imkanınız mevcut. Ve bu ürün öyle bir ürün. Bize bunun ispatını da yapıyor. Baktığımız zaman zaten yine sıralamada hep yukarıda olduğu anahtar kelimeler görüldüğü üzere çok çeşitli var. Ama benim bunu tabii tek bir rakibe göre yapmamam gerekiyor. Birden fazla rakibi bu şekilde karşıma alıp hepsini tek tek analiz etmem gerekiyor ve ortak çıkan anahtar kelimeleri de bu ürünü listelerken kullanmam gerekiyor. Evet, bu ürün bence güzel. Tavsiye ederim. Satabilirsiniz. Soracaksınız sen niye satmıyorsun diye. Ben satıyorum zaten buna benzer birçok ürünü. Bunlar sizin için, YouTube için bulmuş olduğum ürünler, Çin'den numunesini getirdiğim ürünler. Değerlendirmenizi isterim tabii ki. Ülkemizin gerçekten döviz kazanmaya ihtiyacı var. Gerçekten bu tarz ürünleri bularak satmaya ihtiyacı var. Kaldı ki sadece Çin değil, bu ürünü Türkiye'de ürettirebiliyorsanız Türkiye'de de ürettirebilirsiniz elbette. Ama Çin biraz daha ucuz olduğu için ve daha kolay olduğu için operasyonu ben oraya yönlendiriyorum. Ama tercih burada tamamen elbette size kalmış. Printify'ı dünya çapında 2 milyondan fazla satıcı tercih ediyor. Print on demand ürünlerinde Printify en çok kullanılan web sitesi ve bu sadece bir web sitesi değil. İşletmelerin ürün üretimi konusunda, özellikle yüksek kaliteli ürünler konusunda olağanüstü hizmet verdiklerini söyleyebilirim. Özellikle yüksek kaliteli ürünleri arayan ve ürettirdikleri ürünlerin müşteri nezdinde memnuniyet oranının %100'e ulaşmasını isteyen işletmeler genellikle Printify'ı kullanmayı tercih ediyor. Çünkü burada bir numaralı konu stok sorunlarına, tahminlere, iadelere ve minimum satış miktarlarına elveda diyor olmanız. Çünkü gerçekten de Printify bu konuda bütün sorunları çözen tümleşik bir sisteme sahip. Şimdi buradaki Printify'ın benzersiz platformu üretim, paketleme ve nakliye işlemlerini doğrudan bir şekilde müşteriye ürünleri teslim etmesine kadar dayanıyor. Yani sadece üretim yapmıyor, sadece entegrasyon ve yazılım imkanı sunmuyor. Aynı zamanda paketleme ve teslimata kadar bütün sorumluluğu, bütün tedarik zincirini üretimden teslimata kadar her şeyle Printify burada üstleniyor. Bu şekilde sınırsız büyümeye giden bir yol izleyebilirsiniz. Özellikle daha düşük maliyet yaratmak isteyen, yani stok tutmak istemeyen, herhangi bir taahhüt yapmak istemeyen veya ön yatırım bedelleriyle uğraşmak istemeyen işletmeler için Printify muazzam. Şöyle bir örnek vereyim. Mağazanızda 20.000 tane ürün var ve 20.000 farklı tasarım satıyorsunuz. Ancak hiç stokunuz yok. Hiç stok tutmadığınız için de Printify sipariş geldikçe ürünleri hazırlayıp, ürünlerin ücretini sizden aldığı için müşteriye de hemen teslimatını yapıyor. Dolayısıyla herhangi bir sınırınız olmadan sınırsız bir ticaret yapabiliyorsunuz. Dilediğiniz kadar ciro yapın, dilediğiniz kadar satış yapın. Sermayenizin çok yüksek olması da gerekmiyor. Dolayısıyla Printify burada en çok kullanılan sistemlerin başına geldiğini söyleyebilirim. Tabii bu işler biraz karmaşık işler gibi gözükebiliyor. Aklınıza çok fazla soru işareti olduğunu da biliyorum. Merak edenler için özellikle oluşturduğum bir başlangıç eğitimi var. Bu eğitimi size ücretsiz olarak sunabilirim. Bunun için yapmanız gereken şey, neden Amazon'da e-ticaret yapmak istediğinizi yaratıcı bir şekilde yorumlar bölümüne yazarsanız eğer ve eğitimi istediğinizi de belirtin mutlaka. Ben size cevap olarak Udemy'deki başlangıç eğitimini hediye edeceğim. Bir link göndereceğim. Tıklayacaksınız. Hemen ücretsiz bir şekilde Udemy'den sahip olacaksınız. Bunun için yapmanız gereken yorumlar bölümüne dediğim gibi yaratıcı bir şekilde neden Amazon'da satış yapmak istediğinizi yazmak olacaktır. Bildirim olarak alacaksınız zaten. Tabii bunu şununla karıştırmayın. Udemy'de benim 200 saatlik büyük bir eğitim var. Onunla karıştırmayın. O bambaşka bir şey. Benim size ücretsiz sunacağım. Daha böyle kompakt, hızlı ve çabuk bir şekilde Amazon'a satışa başlayabileceğiniz bir eğitim. O yüzden faydalanmanızı isterim elbette. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Lütfen yorumlar yapmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız da muhakkak alttaki beğen butonuyla abone ol butonunu tıklayın. Aynı zamanda bildirimleri açın ki bu tarz videolar yayınlandığı zaman ilk olarak sizin haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.